Bu videoda halk arasında vesvese olarak adlandırılan ama birden fazla neden ve sebebi olan bir rahatsızlığı anlatmak ve bilgilendirmek istiyorum. Yapmış olduğumuz nikser bakımlarında travmatik ve psikotik sebeplerin yanı sıra kişilerin üzerlerindeki bir takım kötü enerjilerin ve sihir sirayet alanlarının da bunda etkisi olduğunu ve bu konuyla alakalı da insanların yaşam kalitelerinin neredeyse sıfıra indirildiği bir gerçekle de karşı karşıyayız. Doğru müdahalelerde bulunduğunda inanılmaz güzel sonuçları da alabildiğimiz ve danışanlarımızın yaşam standartlarını sıfırdan 90'a 100'e çıkartabildiğimiz bir gerçekle de karşı karşıyayız. Dostlar, öncelikle hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Dostlarım, ben metafizik uzmanı Hakan Erkan. Sizlere bu videoda halk arasında vesvese olarak adlandırılan ama birden fazla neden ve sebebi olan bir rahatsızlığı anlatmak ve bilgilendirmek istiyorum. Dostlarım, sizler de daha doğrusu yakından takip eden danışanlarım da şunu çok iyi bilirler ki yapmış olduğumuz nikser bakımlarının akabinde bu veya bunun benzeri rahatsızlıkların temelinde ne olduğuna bakıyor ve ona göre kendi alanımızda müdahale etmeye çalışıyoruz. Vesvese, yani takıntı olarak adlandırdığımız bu rahatsızlığın birden fazla sebebi olabilir. Yapmış olduğumuz nikser bakımlarında travmatik ve psikotik sebeplerin yanı sıra aynı zamanda kişilerin uğramış olduğu sihir sirayet alanlarının etkilerini de yaşadıklarını gördüğümüz büyük bir gerçekle karşı karşıyayız. Dostlar, bunu her zaman söylüyorum ki başına gelmeyen bir bireye bunun, yani işin metafizik tarafının sihir sirayet alanının anlatmak, daha doğrusu anlatabilmek mümkün değil. Ben burada bu veya bunun benzeri durumlarla karşılaştığını ya da karşılaşma ihtimalinin olduğunu ve bu konuyla alakalı iman sahiplerini bilgilendirmek ve bu konuyla alakalı bu kişileri belli bir noktaya odaklamak istiyorum. Dostlar, halk arasında vesvese olarak adlandırılan bu durum, tekrar vurgulamak istiyorum ki travmatik ve psikotik durumlarda, yani ruhsal durumlarda da karşılaştığımız bir gerçektir. Bunu inkar edecek değilim. Fakat yapmış olduğumuz nikser bakımlarında özellikle çok dikkat ediyorum. Kişilerin üzerlerindeki bir takım kötü enerjilerin ve sihir sirayet alanlarının da bunda etkisi olduğunu ve bu konuyla alakalı da insanların yaşam kalitelerinin neredeyse sıfıra indirildiği bir gerçekle de karşı karşıyayız. Dostlar, vesvese olarak adlandırılan bu rahatsızlık toplumda ciddi anlamda yaygınlaşmakta ve şu an 16-17 yaşında danışanlarımızın da olduğu ve ailelerinin bize ulaştığı büyük bir gerçekle karşı karşıyayız. Bu ve bunun benzeri sorunların yoğunlaşması ya da sayılarının artması beni sizlerin karşısına geçip video çekmek ve sizleri elimden geldiği kadar bilgilendirmek gibi bir zorunluluğun içerisine sokuyor. Dostlar, metafizikte 3 tane etken vardır. Bir tanesi işin travmatik ve psikotik tarafı. Bakın, bu asla inkar edilemez. Yani tamamen hekimlerimizin de müdahale etmesi gerektiği ve bizimle alakası olmayan neden ve sebeplerin oluşuyor olması. Diğer tarafı sihir sirayet alanlarına maruz bırakılmaları. Akabinde efibeyz bezi dediğimiz beynimizde bulunan nadide bir organın düzgün ve verimli çalışamaması. Burada efibeyz bezi birçok travmatik, psikotik ya da ateşli hastalıklarda doğru müdahalelerde bulunduğunda inanılmaz güzel sonuçları da alabildiğimiz ve danışanlarımızın yaşam standartlarını sıfırdan 90'a 100'e çıkartabildiğimiz bir gerçekle de karşı karşıyayız. Dostlar, metafizikteki bu 3 etken, travmatik, psikotik, akabinde sihrin sirayet alanı ve efibeyz bezinin doğru müdahaleyle çalıştırılabiliyor olması bizi bu rahatsızlıkla alakalı 2 alanda sorumluluk sahibi yapıyor ve metafiziği
doğrudan ilgilendiriyor. Metafizik alanında Epibeyz bezinin çalışması ve bu bezin doğru oran ve doğru orantıyla çalıştırılması durumunda mükemmel sonuçlar edinebileceğimizi biliyor ve defaatle de ortaya koyduk. Burada önemli olan sizin bu üçgenin farkına varmanız ve işin bu tarafı da varmış diyebilmeniz ve farkındalık kazanmanız. Buradaki amacımız budur. Eğer işin psikiyatrik tarafından bir fayda sağlayamadıysanız, metafizik alanından da yardım alabilir ve Epibeyz bezini doğru ve yerinde bir işlemle çalıştırmayı başarabiliriz. Metafizik, hayatın içinde olan dünyanın kabul ettiği en büyük gerçeklerden bir tanesidir dostlarım. Saygı, sevgi, selamlarımla.